Cem Oerman ve Sertaç Şanlı var. Son haftaların formda ismi Sertaç'ı ilk 5 ile ödüllendirdi. Bu maç öncesinde Ergin Ataman. Bakalım Sertaç buna nasıl bir reaksiyon verecek? Aslında çok alışmıştık koç. Maç öncesinde o Brian Dunstan'ın seremonideki keskin bakışlarını ama inşallah Sertaç bugün daha farklı bir oyun ortaya koyacak. Geçen hafta da Sertaç. Hava atışıyla birlikte ilk hücum bizim. Vasilije Micić. Simon'un savunma ribaundlarına yardımı olacak. Maçın başında Kızıldız maçının başı gibi Simon'u aktif kullanarak başlamaya çalıştık. Vasilije Micić dribling üstü. 3 sayılık atış başarılı. Vasilije Micić'in ilk şutu sokması çok önemli. Nikola Mirotić. Şimdi Pierre Oriola. Pota altına Mirotić. İki tane önemli oyuncusu var burada. Bilmeden Adrian Moerman'a. Moerman arkasında Nikola Mirotić var. Çembere yaklaşıyor Adrian Moerman. Mirotić'i geçti ve bitirdi. Birçok da takım Mirotić'in üzerine. İki pot altında da agresif başladı Sertaç. Vasilije Micić. Çembere gitti. Turnikeyi bıraktı Micić. Şu anda oyunda olduğu gibi bulmaya devam ediyoruz. Nikola Mirotić 3 sayılık atışı. İsabetli Mirotić. İşte 4. Simon. Sertaç Şanlı devrildi. Simon Sertaç'ı buldu. Pierre Oriola'nın üstüne gitti. Sertaç bitirdi. Nikola Mirotić 3 sayılık atışı. Başarılı ikinci üçlü Nikola Mirotić'in. 8 sayı. Micić. Perdenin aksi yönüne gitti. Micić. İsabetli Vasilije Micić. O da iyi başladı. Kalatis'le birebirleriyle. Vasilije Micić savunuyor. Perdeleme geldi. Sertaç'ın üstüne gitti Corey Higgins. Sertaç bozdu ama hücum reboundu. Pierre Oriola. Oriola. Rodrick Bobo perdeden çıktı. Çembere gitti. Atışı isabetli. Şu anda setin iç. Vasilije Micić. Simon yine Sertaç'ı buldu. Sertaç Şanlı pot altında bitiriyor. Ders bizi skora taşımaya devam ediyor. Adam Hanga ve Brandon Davis. Hücum faul mü? Savunma faulü çıktı. Basket faul verildi. Evet, ayak. Simon sağına doğru gitti. Simon pası verdi. Sertaç Şanlı atışı başarılı. Sertaç Şanlı 6 sayı şimdiden. Boboa. Perdeleme geldi Sertaç Şanlı'dan. Boboa orta mesafeli atışı başarılı. Rodrick Boboa. Yani Corey Higgins'e. Adam Hanga mesafe vererek savunuyoruz. Hanga orta mesafe. Atışı isabetli. Bir de faul düdüğü çıktı. Bu düzenleri bozar duruma getiriyor. Faul kaçtı neyse ki. Simon nazar değmesin. Vasilije Micić oraya vurdu. Micić pas ve iki. Vasilije Micić. Basket geçerli değil ama Vasilije Micić iki serbest atış kullanacak. Öte yandan Brandon Davis'e de ikinci faulünü yaptırdı. Rakibin ana rotasyonundaki, maçın içindeki ana rotasyondaki önemli oyuncularından birini iki faule taşımış olduk. Vasilije Micić ilk atışı kaçırdı. Sene başına oranla fizik olarak da biraz daha. Davis'in foul problemine görünmesinden dolayı. Artem Pustov iyi orada oyunda. Higgins. Dışarıda Adam Hanga. 3 sayılık atışı isabetli. 2 tane ekstra basket Hanga. Giden yardım için hazır. Mirotić çok zor bir atış. İsabetli değil. Açık sağ bize kaldı. Vasilije Micić aldı. Şimdi hızlı hücumdayız. Açık Micić pası bizde verdi. Adrian Moerman bitirdi. Micić. Rodrick Boboa. Perdeyi kullandı. Boboa! 3 sayılık isabet Rodrick Boboa'dan. Molayı aldırdı Boboa'nın bu üçlüğü. Şaras Yasikevicius'a. Rodrick Boboa Sertaç'ın ikinci perdelemesini kullandı. Kaldırıp attı üçlüğü ve soktu. Nefes aldırmıyoruz şu anda onlara. Mola Yasikevicius. Bu arada Singleton oyunda. İki tane Mirotić'in attığı basket dışında çok büyük sorun yaşamadık savunmada. Adam Hanga turnikeyi kaçırdı. Ama hücum reboundu ve basket. Daha maçın içine girmedi. Sertaç Şanlı elden ele aldı topu Larkin. Faul düdüğü iki serbest atış kullanacak. Shane Larkin. Shane Larkin. Larkin de açılışını yaptı. İki sayı ortalaması Efes formasıyla Barcelona'ya karşı Shane Larkin'den. Karşısında James Anderson.
Higgins sağına gitti. Anderson kapattı faul düdüğü. Yönlendirmeyi istediğimiz gibi yapamadık. Yüksek yüzdeyle faul atan oyuncularından bir tanesi. Sadece 3 tane kaçırdı sezon. Corey Higgins. 27. 5 saniye. Larkin. 3, 2, 1. Süre doldu. 27-22 ilk çeyrek sonunda deplasmanda Barcelona karşısında öndeyiz. İkinci periyotta yeniden birlikte olacağız. Kyle Kuric üçlüsü var. Kuric 3 sayılık basket. Dışarıya çıkardı Vasilije Micić. Fake. Micić dribling üstü orta mesafe. Vasilije Micić. Vermemek için topun üstünde bekledi. Chris Singleton savunuyor. Roland Smith. Faul düdüğü. Erman aynı anda sahadalar. Bu biraz tabii Yasikevicius'dan da kaynaklı. Uzun vadedeki kariyerini belli edecek. Brent Dunstan. Şimdi Shane Larkin perdelemeyi kullandı. Larkin bir tereddüt etti. Larkin! 3 sayılık basket Shane Larkin'den. Topu tutamadı. Ona rağmen. Vasilije Micić pot altına. Şimdi Brent Dunstan. İki serbest atış kullanacak. Ya Aurelio'nun yani 8 foul yapıp 3 foulde oynayan. Şu anda cevap olarak hep. Brent Dunstan bu kez adam değiştik. Kyle Kuric dribling üstü. İsabetli. Arkadan takip etse şutu atıyor. Önden çıkayım diye düşündü. Chris Singleton. Çok değerli bir atış. Bir çok değerli bir atış. Chris Singleton. Larkin asisti yaptı. Sertaç bunu yapmıştı ilk çeyrekte. Şimdi de burada. Micić. Pas fake'i. Vasilije Micić. İyi oldu. Yani tam topu kaybetme noktasındayken. James Anderson oyunda. Pierre Oriola'nın pası. Topsuz koşu. Roland Smith isabeti buluyor. Şu anda oyunu tamamen kur. Chris Singleton. Foul, foul. 3 sayılık atış esnasında bir faul. Chris Singleton 3 serbest atış kullanacak. Evet, Yusen'e temas var. Şu anda Yasikevicius'u karşısına geldik. 40'a karşı karşıya Westerman potaya gitti. Pierre Oriola devrildi ve isabeti buldu. Larkin üstüne ataklar devam ediyor. Onun tuttuğu oyuncuyu. Yüksek perdeye geldi. Simon Sağ'ına doğru gitti. Kesti driplingi. Brian Dunstan kısa devrilme. Singleton 3 sayılık atış. Chris Singleton. Barcelona'yı yenmeyi çok ama çok istiyor Chris Singleton. Fark çift tanelerde. Larkin mesaj veremedi belki şu dakikaya ama Singleton merak etme ben sana o mesajı verecek alanı yaratacağım diyor. Brandon Davis arkasında Brian Thompson. Davis dışarıya çıkardı. Nikolaitis 3 sayılık atış isabetli. Simon orada içerideki pozisyona ya. Nikolaitis. Nikola Mirotic'e faul. Sorun yaşadık ve bu doğrultuda iki oyuncu değişikliği Micić ve Ertaç Şanlı şut kullanmadı. Tekrar Rodrigo Pobo'a. 3 saniye, 2 saniye. Chris Singleton smaçla bitiriyor. Bobo'nun üstüne kurguladığımız 46-38. Kyle Kuric perdelerden çıkarken yine faul aldı. Onun biraz mental olarak zorlamıyor değil. Oyunun konsant. Nikolaitis. Pas çok güzel. Blok geldi Sertaç Şanlı'dan. Bravo Sertaç. Shane Larkin. Pas Rodrigo Bobo'ya. Ayaklı müdahale. Şu anda Larkin'in vites düşürdüğü anlar. Bu arada Sertaç'tan... Kaptık mı? Araya girdi sert Shane Larkin. Larkin şimdi Vasilije Micić'e. Micić turnikesi başarılı. Akıllarını aldı.
Corey Higgins. Higgins'in pası. Evet, yok. Hızlı hücum fırsatı. Pot altına Nikola Mirotic. Bitiriyor Mirotic. 48-44. Mola Ergin Ataman. Evet, çift taneli farkı yakalamıştık. 44-34. Anabilecek miyiz? Chris Singleton tekrar Shane Larkin'e. Larkin. Pas çok güzel. Hoppa. Singleton bir smaç daha. Evet, iki kişi Larkin. 50 sayı oldu Barcelona deplasmanında devrede. Brandon Davies. Davies. Basket bir de faul oldu. Normal şartlarda 5 numaralı oynadığımızda bu tip... Galiba. Vasilije Micić. 5 saniye. Micić. Gitti çembere. Micić. Basket var mı? Basket var mı? Başardı. Basket var mı yok mu? Aman Ergin Hoca, teknik faulüm var. Hayır, bugün Sarp da yok. Biliyorsun daha önce Barcelona maçında Ergin Ataman deplasmanda çift teknikten atılmıştı. Sarp Ataman vardı kenarda. Öyle çözülmüştü. Ya o maçı da Yakup basketi verdiler. Evet, basketi verdiler. Yakup Sekizkök o maçta 2 saniye var dönüşünde. Attı faulü, 53-47. Nikolaitis. Doğuş Balbay'ın baskısı. Nikolaitis, Brandon Davis'e. Davis yarı sahadan isabetli. Davis döndü Vasilije Micić'e de, sonra bir şeyler söyledi. Atış başarılı. 53-50. İlk yarı sonucu. Karşılıklı 2 tane 3 sayılık basket. 53-50 ilk yarıda Barcelona deplasmanında öndeyiz. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız. O atışları atınca köşede Micić'e çevirmek yerine atmayı tercih etti. Brandon Davies hızlı geldi ve bitirdi. Değil, Chris Singleton hücum reboundu. Shane Larkin. Tabii ya. Tabii ya. Shane Larkin. Tereddüt yok. Higgins. Tepede Brandon Davies var. Pasta Nikola Mirotic'e. Larkin. Basket faul yaptırdı. Mirotic 14 sayıda. Vasilije Micić. Pas Sertaç Canlı'ya. Tabii Sertaç ya. Maçla bitirdi. Vasilije Micić asisti yapıyor. Sertaç 4. Bunun, asisti Micić için. Bundan önceki pozisyonlarda bekliyordu. Bu sefer... Larkin'e çıktı. Shane Larkin teknik faul. Kyle Kuric. Mesi lazım. Konsantrasyonu güzel, motivasyonu iyi ama odak noktası, yani motivasyonu iyi ama odak noktası önemli. Nikola Mirotic el üstü. Bakar mısın Larkin'e? Shane Larkin 2 sayıda 2 asisti var. Donoslav Simon, onun da hiç sayısı yok. Simon çok güzel pas Sertaç'a. Sertaç smaçla bitirdi. Çift tanelerde Sertaç Şanlı. 10 sayı 5 rebound. 2 smaçıyla 10 sayı ulaştı Sertaç. Krunoslav Simon. Simon Kuric'in üstüne gitti. Boy, Simon boy. Zorladı, faul aldı. Krunoslav Simon. Kaç sayısı var Simon'un? 0. Ama oyun içindeki etkisi çok hiç onu bize hissettirmiyor. İlk sayısını da buldu. Şu ana kadar 3 faul yapıldı. Şimdiki bitiriciklerine savunmada da ekstra bir pozisyonla eşlik etmiş oldu. Krunoslav Simon. Çembere gitti. Simon! Yani ilk saha içi isabeti Krunoslav Simon'un. Herkes bir şekilde katkı sağlıyor şu anda Efes'te oyuna. Ah Simon, kaybettik topu. Adam Hanga çembere gitti. Singleton onu da blokladı. Chris Singleton. Eksik şimdi yakaladık. Simon verdi pası Larkin'e. Hadi Larkin. 3 sayılık atış. Kısa düştü Shane Larkin.
Niye bir... Belkoric karşısında Larkin sahana gitti. Basketbol! Basketbol! Shane Larkin! Dördüncü kez faul yapılıyor Shane Larkin'e bu maçta. Larkin bu birebiri, solunu kapattığı birebiri tepede oynadığında rakip takım alan savunması gibi karşılayabiliyordu topu. Ama burada biraz forvete gelince... Shane Larkin 2 artı 1. O da çift tanelerde şimdi. Onun kendisini iyi hissettiği bir anda geldi bu atış. Nikola Mirotic açık alanda 3 sayılık isabeti buluyor Nikola Mirotic. O da çok büyük oynuyor. Nasıl yönlendiriyorlar? Larkin yine de gitti soluna. Shane Larkin 5. kez faul yaptılar Larkin'e. Bu arada sayacağız. Sabaha kadar sayacağız. Orayla. Larkin'in ilk atışı başarılı. 8. Elinden kaydı top. Vasilije Micić, adam hanga savunuyor onu. Micić şut yarattı kendisine. Micić'e 3 sayılık atış esnasında bir faul. İşte bu da Anadolu Efes'in... Vasilije Micić ilk atışı kaçırdı. Micić ikincisi isabetli. Vasilije Micić 3'te 2. Corey Higgins. Higgins, turnikesi başarılı. Diğer Oriola ile kaldı. Micić vücudunu araya koydu. Micić faulü aldı. Evet, çemberi zorladığımızda bu faulleri alıyoruz. Evet. 3 sayı bulduk bugün. Sergi Martinez. Doğuş Baba araya girdi, topu çaldı. Doğuş potaya gitti, faul. İki serbest atış kullanacak Doğuş Balbay. Doğuş Balbay ilk atış kaçtı. Doğuş Balbay 2'de 0. Rebound Corey Higgins. Higgins faul dedi. Bakalım Ergin Ataman'dan. Kullanacak derken ayrılmak istiyordu ama kontrol. 5 4 3 2 1 72-65 son periyoda 7 sayı farklı önde giriyoruz. 4. çeyrekte yeniden birlikte olacağız. Düzenleri Vasilije Micić dribling üstü orta mesafe. Ne diyorsun Micić, ya? Vasilije Micić. İlk attığı üçlük de... Adam hanga savunuyor onu. Şimdi Brandon Davies. Yine Larkin'in solunu kapatıyorlar. Larkin sağına gitti. Opa, bu kez pası verdi. Opa. Sertan Şanlı smaçlarını sürdürüyor. İçine içine vuruyor tüm smaçları Sertan Şanlı. Corey Higgins. 3 sayılık atış. Higgins kısa. Rebound mücadelesi. Pierre Oriola. Hücum reboundu ve basket. Yapmışlardı. Shane Larkin. 3 sayılık atış. İyi bastı. Basket bir de faul. 3 artı 1. Stopunu gördün mü? Kararlılığını. İyi bastı topu. Yere. İyi bastı yere. Öyle bir kalktı ki şuta. Shane Larkin. Yani 7 metre ve yakınına girdiğinde her pozisyonda faul yapıyorlardı. Larkin bu sefer 8 metreden kaldırıp attı. Orada da faul yaptılar. Larkin'e yapılan 8. faul bu. 3 artı 1, fark 13. Tekrar Kalatis 3 sayılık atış. İsabetli. İşte Larkin gitti soluna. Larkin aldı. Yine faul. 10 faulü görecek herhalde değil mi? İlk atışı başarılı. 2 sayısı mı kaldı? 82-70. Nikola Mirotic. 3 sayılık atış esnasında bir faul. Aradıkları buydu. Mirotic'e o üçlüyü attırmak. Şimdi Muayerman sorun yaşadı. Nikola Mirotic 2'de 2 yaptı. Nikola Mirotic. Tercihine kaldık. Shane Larkin. Pası Vasilije Micić'e. Micić pası verdi. Tabii ya. Muayerman pot altında bitiriyor Vasilije Micić'ten bir asist daha. Adeta ders veriyor bugün Vasilije Micić. Evet, her şeyi değişerek savunuyoruz şu anda. Corey Higgins.
Sertaç Brandon Davies'i kapattı. Higgins 3 sayılık atış. Başarılı. 11. faulü bekliyorum. Larkin. Hücum faul oldu, top kaybı. Brandon Davies. Maç sonu. Faul Vasilije Micić'e. Vasilije Micić. Geldi. Higgins dışarıya çıkardı. Şimdi Nikolatis 3 sayılık atışı. Kalatis isabeti buldu. Farkı 5'e indiriyor Nikolatis. Olmayla o noktayı koymamız gerekiyor. Leo Westerman bir üçlük daha geldi. Farkı 2'ye indirdiler. Şimdi Micić hemen faul. İki tane hiç tahmin etmediğimiz oyun kurucu üçlü. Yani Kalatis ve Westerman çok kısa sürede 2-3'lük buldu. Tercih eder. İlk atışı başarılı. Micić'e de yapılan 7. En Micić kritik hata anda yapmadı. 88-84. Leo Westerman dışarıya çıkardı. Brandon Davies bir üçlükte o denedi. Davies kaçırdı. Hücum reboundu Mirotić. Mirotić basketi buldu 5 saniye. Kazasız çıkaralım şu topu. Micić. Micić kurtuldu. Bravo, bravo. Anadolu çok değerli Efes galibiyet. Deplasmanda Barcelona'yı mağlup etmeyi başarıyor. Bir kez daha yeniyoruz Barcelona'yı. Sertaç Şanlı tutup atmak için yeterli bir süre değil. Sertaç kaçırdı. Moerman hücum reboundu ve basket. Süre 88-86. Anadolu Efes yine Barcelona'yı mağlup ediyor. Bu sezon oynadığımız ikinci maçta da Barcelona'yı yeniyoruz. Anadolu Efes'in ne kadar üst seviye bir hücum takımı olduğunu, Barcelona karşısında bu kadar önlem alındı, bu kadar agresif oynanan, bu kadar boyalı alanda yönlendiğimiz anlarda faullerle durdurulduğumuz bir maçı deplasmanda ilk yarıda 53 sayı attık. Belki de her şeyin hikayesi